Şimdi ben kayda başlayayım ve ufaktan dersime başlayayım. Evet arkadaşlar, şimdi bugünkü konumuz Balkan Savaşları olacaktır. Balkan Savaşları. Birinci ve ikinci Balkan Savaşı'nı konuşacağız sizinle. Benim ekranım yansıdı mı? Yansıtamadım herhalde. Evet, birinci ve ikinci Balkan Savaşı'nı konuşacağız. Şimdi yansıdı. Güzel. Arkadaşlar, Balkan Savaşları, evet, Trablusgarp Savaşı'nın bitmesine sebep olmuştur diyoruz. Balkan Savaşları'nın temel sebebi aslında Rusya'nın kışkırtmasıdır. Hatırlarsanız 1908 yılında İngiltere ve Rusya arasında yapılan Reval Görüşmesi. Reval Görüşmesi'nden Rusya güç alıyor. Çünkü İngiltere artık Rusya'yı engellemeyeceğini söylemişti. Ve Rusya bu bağlamda Balkan devletlerini Osmanlı'ya karşı kışkırtıyor diyoruz. Arkadaşlar, Balkan Savaşları'nda tabii amaç nedir? Amaç özellikle Makedonya bölgesinde şu toprakları ele geçirmektir arkadaşlar. Balkan Savaşı öncesinde Batı Trakya yani Meriç Nehri'nin batısı bu bölgeye ve Makedonya bölgesi bize aitti. Arnavutluk bize aitti. Ve bu kışkırtmayla arkadaşlar 4 tane Balkan ülkesi Osmanlı'ya saldırdı. Kim bunlar? Karadağ. Hatta ilk saldırıyı Karadağ'ın yaptığı söylenir. Bundan birkaç sene önce milliyet kitaplarında böyle bir bilgi vardı. O bilgiyi kaldırdılar ama işte şu an bakalım arkadaşlar çok da mühim değil ama bilmekte fayda var. Karadağ saldırısıyla başlıyor. Sırbistan, Yunanistan ve Bulgaristan. Bakın bu dört tane Balkan ülkesi. Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Karadağ. Evet. Affedersiniz hocam, sesiniz gidip geliyor. Bir de çok hızlı geçtiniz de ben biraz daha yavaş şey yapar mısınız? Tamam. Konuşur Bizim musunuz? tabii ki, tabii ki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet arkadaşlar, Balkan Savaşları bahsettiğimiz gibi Reval Görüşmesi'nden Rusya'nın güç alması ve 4 tane Balkan ülkesini Osmanlı'ya karşı kışkırtmasıyla ortaya çıkmıştır. Karadağ, Sırbistan, Yunanistan ve Bulgaristan Osmanlı'ya saldırmıştır. Bu savaş öncesinde arkadaşlar Makedonya bölgesi ve Batı Trakya bölgesi bize aitti. Ve bu savaşın sonlarında Osmanlı Devleti ağır bir yenilgi almıştır. Şöyle söyleyeyim. Bir zamanlar Osmanlı'ya bağlı olan bu dört tane devlet Osmanlı'ya saldırıyor ve yaklaşık iki kat güçle saldıracaktır. Yani Osmanlı ordusunun toplam sayısının iki katı bir güçle saldıracaklardır ve Osmanlı Devleti ağır bir yenilgi alacaktır. Hatırlarsınız arkadaşlar, milliyetçilik etkisiyle bu milletler bağımsızlık mücadelesine girişmiş ve devletlerini kurmuşlardı. 1829 yılında arkadaşlar Yunanistan Edirne Anlaşması'yla bağımsız olmuştu. 1878 Berlin Barışı'yla Sırbistan ve Karadağ bağımsız olmuştu ve Romanya ile beraber. 1909 yılında Bulgaristan bağımsız olmuştu. Ve işte daha dünkü çocuklar, yani güne kadar Osmanlı'ya bağlı olan bu dört tane Balkan devleti Osmanlı'ya saldırıyor ve Osmanlı karşısında maalesef ağır bir yenilgi alacaktır. Bu savaş sonucunda arkadaşlarım Osmanlı sınırı Midye Enet hattının doğusuna çekilmiştir. Bakın şu göstermeye çalıştığım hat, yani düz çizgi Midye bölgesi ve Enez bölgesi iki bölge arasındaki hattın doğusuna çekilmek zorunda kalmıştır. Bu demektir ki arkadaşlarım, yani Midye Enez hattının doğusuna çekilmesi Osmanlı Devleti'nin ne anlama geliyor? Edirne ve Kırklareli bölgesini kaybettiği anlamına geliyor. Hatta Çanakkale'nin ve Tekirdağ'ın bir bölümünde kaybettiğini söyleyebiliriz. Batı Trakya tamamen elden çıkmıştır. Makedonya bölgesi tamamen elden çıkmıştır. Zaten bu milletlerin, devletlerin amacı Makedonya ve Batı Trakya'yı paylaşmak diyoruz. Birinci Balkan Savaşı sonlarında Bulgarlar Midye Enes hattına kadar gelince Osmanlı Devleti ne yapıyor arkadaşlar? Bir an önce barış yapma yoluna gidiyor. Ve 1913 yılında İngiltere'ye arabuluculuk yapacaktır. Londra ön barışı imzalanacaktır. Şimdi Londra konferansının sonucunda yapılan anlaşmaya ön barış diyoruz. Niçin ön barış diyoruz? Çünkü bu anlaşmanın şartları arkadaşlarım ileride değişecektir. Yani özellikle ön barış dememizin sebebi şu. Kısa bir süre sonra İkinci Balkan Savaşı başlayacak ve bu anlaşmanın bazı şartları değişecektir diyoruz. Evet şimdi arkadaşlarım bu Londra ön barışına göre Osmanlı Devleti'nin batı sınırı Midye Enes hattının doğusuna çekilmiştir. Makedonya bölgesi elden çıkmıştır.
Arnavutluk bağımsızlığına etmiştir. Bakın Arnavutluk ne yapmış? Bu karışık ortamda, bu çalkantılı ortamda bağımsızlığına etmiştir. Yunanistan arkadaşlar Batı Trakya'ya geçirmiştir. Bakın burada Mustafa Kemal'in doğum yeri olan Selanik'te var. Selanik bölgesi, işte Manastır bölgesi, Kavala, Dimetoka, İskeçe, Gümülcine birçok bölge elimizden çıkmıştır. Artı arkadaşlarım Ege Adaları da Yunanistan'a verilmiştir. Bakın bu adalar meselesine dikkat etmek lazım arkadaşlar. Rodos'un da içinde bulunduğu 12 ada. Rodos'un da içinde bulunduğu 12 ada. Biliyorsunuz ki Trablusgarp Savaşı'nda elden çıkmıştı. Şimdi Ege Adaları 1. Balkan Savaşı'nın sonucunda elimizden çıkıyor diyoruz. Arkadaşlar burada tabii istisna da vardır. İmroz ve Bozcaada Osmanlı'ya bırakılmıştır. İmroz ve Bozcaada yani Gökçeada ve Bozcaada Osmanlı'ya bırakıldı. Geri kalan Ege Adaları Yunanistan'a verilmiştir diyoruz. Bu şekilde Osmanlı Devleti Ege Denizi'ndeki hakimiyetini de kaybetmiştir. Birinci Balkan Savaşı bu arkadaşlar. Londra ön barışıyla Osmanlı haritası artık buraya geri çekildi diyoruz. Şimdi bir başka mesele arkadaşlar. Birinci Balkan Savaşı'nın sonlarına doğru yaşanan Babali baskınıdır. Ocak ayında yaşanan bir baskın arkadaşlar. Biraz sonra tabii özetlerimiz içerisinde bunları konuşacağız ama ben yeri gelmişken söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu anlattıklarımla ilgili yazılı bir şey var elimizde. Dolayısıyla oran takibini de yapabilirsiniz. Ben size gruptan atmıştım o özetleri. Oradan da bakabilirsiniz. Arkadaşlar, 1. Balkan Savaşı'nın sonlarında bakın Bulgarlar Midyeniz hattına kadar gelince yani Çatalca'ya kadar yaklaşınca top seslerini İstanbul duymaya başlamıştır. Yani Osmanlı Devleti'nin başkenti arkadaşlar tehlike altına girmiştir. İşte İttihat Terakki fırkası bundan faydalanmış, bundan istifade etmiş ve Bab-ı Ali'yi basmıştır. Peki arkadaşlarım acaba Bab-ı Ali ne demektir? Bab kelime anlamı kapı demektir arkadaşlar. Kapı. Ali ise ulu demektir, yüce demektir. Ulu kapı, yüce kapı. Bahsettiği kapı neresi? Hükümet binası. Yani arkadaşlar İttihat Terakki hükümet binasını basıyor. Bakanlar Kurulu'nu basıyor. Bugünkü anlamda yani Bakanlar Kurulu'nun toplantı halindeyken bir baskına, silahlı bir baskına uğradığını söyleyebiliriz. Arkadaşlar Enver Paşa'nın başında bulunduğu bir grup asker, bir grup subay. Tabii etraftan bazı insanların desteğiyle, kışkırtması ve desteğiyle ne yapacaktır? Bab-ı Ali'de hükümet yani heyeti vükela yani bakanlar kurulu toplantı halindeyken bu binayı basacaktır. Ve burada bir çatışma çıkıyor arkadaşlarım. Çatışmada Harbiye Nazırı Nazım Paşa öldürülüyor, vuruluyor. Hatta böyle yakın mesafeden ateş edilmiştir. Şakandan vurulmuştur. Harbiye Nazırı Nazım Paşa. Ve Enver Paşa dönemin sadrazamı Kamil Paşa'ya bir istifa mektubu hazırlatmıştır. Yani baktığımız zaman arkadaşlar ne oluyor? Bir silahlı örgüt, bir silahlı grup, İttihat Terakki Fırkası Cemiyeti, Bakanlar Kurulu'nu basıyor. Harbiye Nazırı'nı yani bugünkü anlamda Milli Savunma Bakanı'nı öldürüyor. Ve Sadrazam'a bir istifa mektubu yazdırıyor. Sadrazam Kamil Paşa'ya. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar kanun esasına göre Sadrazam atamasını kim yapar? Padişah yapar. Enver Paşa bizzat bu mektupla beraber padişahın huzuruna çıkıyor ve durumu anlatıyor. Diyor ki efendim biz Babali'yi bastık, Nazım Paşa'yı öldürdük, Kamil Paşa da istifa etti. Şimdi siz padişah olarak bir sadrazam ataması yapın diyor. Ve arkadaşlar burada padişahımız 5. Mehmet Reşat. Bu adamın arkadaşlarının siyaseten konuşamadım, pasif bir insan olduğunu söylemiştik. Yani arkadaşlarım siyasetle uğraşmayan, ilgilenmeyen bir insan olduğunu söylemiştik. Bu anlamda Reşat'ın, 5. Mehmet Reşat'ın verdiği cevap şu olmuştur. Demiştik ki madem Babali siz bastınız ve sadrazamı istifa ettiniz, demek ki kafanızda bir sadrazam var demiştir. Ben bu işleri bilmem, karışmam, ben anlamam demiştir. Evet arkadaşlar resmen bakın bu cümleyi kuruyor. Ben anlamam, ben bu işleri bilmem diyor. Ve bunun üzerine arkadaşlar Enver Paşa, Mahmut Şevket Paşa'yı sadrazamına getiriyor. Kimdi Mahmut Şevket Paşa? Belki hatırlarsınız arkadaşlarım. Hareket ordusunun komutanıydı. 31 Mart vakasını bastıran hareket ordusunun komutanı Mahmut Şevket Paşa sadrazamlık makamına geliyor.
Onun da gerçi ömrü uzun olmadı. Birkaç ay sonra o da suikastla öldürüldü. Ama şu önemli arkadaşlarım, Enver Paşa da Harbiye Nazırı oluyor. Yani başkomutan vekili oluyor. Bugünkü anlamda arkadaşlarım hem Genelkurmay Başkanı hem de Milli Savunma Bakanı gibi üst bir konuma geliyor Enver Paşa. Şimdi sonuca baktığımız zaman arkadaşlarım, bir silahlı örgüt Bakanlar Kurulu'nu basmış mı basmış, hükümeti basmış ve bu baskın sonucunda bu baskını yapanlar iktidara gelmişler. Yani Sadrazamlık Bakanlığı önemli mevkilere gelmişler, hükümete gelmişler. Peki bu bir darbe midir? Tabii ki darbedir. Yani arkadaşlar Bağbali baskını bir darbedir. Bu arkadaşlar nasıl söyleyeyim? Tabii demokratik gelişmeye aykırı bir şeydir. Biz Osmanlı Devleti'nin demokratik olduğunu söyleyemeyiz tabii ama biliyorsunuz işte Tanzimat Fermanı'yla, Islahat Fermanı'yla hatta işte kanun esasıyla demokratik bazı adımlar atmaya başlamıştı. Ama bu olay tabii ki önemli bir darbe olmuştur. Adı üstünde yani silahlı kuvvetlerle yönetene el koymanın darbe olarak adlandırıldığını biz söylemiştik. Şimdi arkadaşlarım, Birinci Balkan Savaşı'nın bir sonucu budur. Yani Londra Ön Barışması'nda bir diğer sonucu tabii ki Bağbali baskını diyoruz. Onu bir cebimize koyduk. 1913 yılında arkadaşlar İttihat Terakki yönetimi başlamıştır. İttihatçılar biliyorsunuz ki başlangıçta 2. Abdülhamit'in baskıcı rejimine karşı gelmişlerdi. Meşrutiyet istemişlerdi. Ama sonra bakıyorsunuz ki 2. Abdülhamit'i aratan bir baskıyla ülkeyi yönetmeye başlayacaklar. Ve İttihat Terakki'nin içerisindeki bazı subayların özellikle Enver Paşa'nın Almanlara duyduğu yakınlık, Almanlara olan inancı, hayranlığı Osmanlı Devleti'ni Birinci Dünya Savaşı'na sürükleyecektir diyoruz. Ve bundan sonra arkadaşlar Bağbali baskınından sonra padişah tamamen sembolik hale gelmiştir. Yani hiçbir şey yapmayan, hiçbir şey bilmeyen, tamamen iddiaçların elinde bir Osmanlı yönetimi ve padişah bir sembol olarak sarayında oturmaya başlıyor. Gelelim arkadaşlar İkinci Balkan Savaşı'na. Şimdi İkinci Balkan Savaşı bizim için bir şanstır. Niye şanstır? Çünkü Birinci Balkan Savaşı'nda baktılar ki Balkan devletleri Bulgaristan daha fazla pay almış. Evet Bulgaristan daha çok savaştı, daha çok şehit demeyeyim, daha çok ölü verdi bu savaş için, daha çok kayıp verdi ve daha çok toprak aldı. Ama bunun üzerine arkadaşlarım bu kez Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya Bulgaristan'a saldırdı. Evet tekrar söyleyeyim arkadaşlarım. İkinci Balkan Savaşı'nın sebebi Birinci Balkan Savaşı'nda Bulgaristan'ın fazla pay almasıdır. Ve dört tane Balkan ülkesi birbirine düşmüştür. Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ. Bu kez Bulgaristan'a saldırmışlardır. Ve bu saldırıda Romanya'da bulunmuştur. Romanya ile Bulgaristan arasında arkadaşlar Dobruca kenti sebebiyle bir sınır anlaşmazlığı var. Dolayısıyla Romanya'da ne yapıyor? Bulgaristan saldırıyor. O halde taraflara bakarsak bir tarafta Bulgaristan, İkinci Balkan Savaşı için konuşuyoruz. Öbür tarafta Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya. Dört tane Balkan ülkesi bu kez Bulgaristan'a saldırmışlar. Peki Osmanlı Devleti ne yaptı? Osmanlı da bundan faydalanmıştır arkadaşlarım. Ve bu bağlamda Osmanlı da Bulgaristan'a saldırıyor. Bakın bu şu anlama gelmesin. Osmanlı Devleti Romanlarla, Sırplarla, Rumlarla, Karadağlılarla müttefik oldu. Beraber savaşlar anlamına gelmesin. Osmanlı Devleti ne yapmış? Kendi derdine düşmüş ve kendi topraklarını özellikle eski başkenti Edirne'yi geri almak üzere bir harekat sergilemiştir. Ve arkadaşların İkinci Balkan Savaşı'nda Bulgaristan'ın bu zor durumundan faydalanıp Edirne, Kırklareli'yi ve Dimetoka bölgesini geri almışızdır. Yani bugünkü haritamıza çok yakın bir harita ortaya çıkmıştır arkadaşlar İkinci Balkan Savaşı'nın sonucunda. O halde Birinci Balkan Savaşı'nda yenildik ama İkinci Balkan Savaşı'nda akıllı davrandık. İttihat Terakki yönetiminde Osmanlı ordusu ne yapıyor? Edirne ve Kırklareli'yi geri almayı başarıyor. Şimdi arkadaşlarım, burada tabii şöyle bir algı da vardır artık halk içerisinde. Birinci Balkan Savaşı sonlarında Birinci Balkan Savaşı sonlarında İttihat Terakki, Enver Paşa baskın yapmıştı, darbe yapmıştı. Ve bunlar yönetime geçmişlerdi. İkinci Balkan Savaşı'nda Edirne ve Kırklareli'yi geri aldılar. Dolayısıyla halkın da gözünde şöyle bir imaj ortaya çıktı. Enver Paşa iyi ki başa geçmiş. Enver Paşa iyi ki Bağbali baskını yapmış. Enver Paşa iyi ki darbe yapmış. Bakın ne oldu? Edirne'yi kurtardı, eski başkenti kurtardı. Selimiye Camii'ni kurtardı.
Yani Enver Paşa arkadaşlarım Edirne Fatih olarak bir kahraman olarak halkın gözünde büyümeye başlıyor. Yani aslında şunu söylemek lazım. Yani Osmanlı Devleti burada şanslıdır. Bulgaristan neredeyse hiç direnmeden bu bölgeyi teslim edecektir. Ama Enver Paşa'yı da kahramanlaştırmışlardır. Enver Paşa'nın yaptığı bu darbe arkadaşlarım halkın gözünde işte meşru, yani hoş görülen ve iyi ki yapmış denilen bir durum almıştır. Halbuki biz diyoruz arkadaşlar, bakın darbe her zaman kötü bir şeydir ama o döneme baktığımız zaman iyi ki darbe yapmış diye, iyi ki Enver başa geçmiş, iyi ki Enver Harbiye Nazırı olmuş diye bir tabii imaj ortaya çıkmıştır diyoruz. Şimdi İkinci Balkan Savaşı sonucunda arkadaşlar hangi anlaşmalar yapıldı ona bakalım. Yunanistan'la Atina Anlaşması yapıldı. Yunanistan'la Atina Anlaşması yapılmıştır. Bu anlaşmaya baktığımız zaman sınırımız bu şekildedir. Yine biz Batı Trakya'yı alamamışızdır. Selanik bölgesi, Kavala bölgesi, Gümrücine bölgesi, Manastır bölgesi Yunanistan'a kalmıştır. Ege adaları arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Rodos'un da içinde bulunduğu 12 ada İtalya'ya aitti. Biliyorsunuz Trablusgarp Savaşı'nı kaybetmiştir. Diğer adaları, bakın onlarca adaları, adayı biz Yunanistan'a verdik İkinci Balkan Savaşı'ndan sonra. İkinci Balkan Savaşı'yla. Sadece İlmoz ve Bozca da bize kalmıştı. Diğer bütün Ege adaları arkadaşlar. İşte Sakız Adası mesela, Midilli Adası, işte Nikerya Adası, Sisam Adaları. Bunlar arkadaşlar hepsi Yunanistan'a kalmıştır diyoruz. Atina Anlaşması'nın içeriği budur. Bir diğer anlaşma 1913 yılındaki İstanbul Anlaşması. İstanbul Anlaşması ile arkadaşlar Sırbistan'la yapılan bir anlaşmadır. Ve bu anlaşmaya pardon, bu anlaşmaya baktığımız zaman bizim Sırbistan'la sınır komşuluğumuz kalmamıştır. Balkan Savaşları sonucunda ve Sırbistan'daki Türklerin taşınmaz malları ile alakalı bir anlaşmadır. Evet, tekrar söylüyorum arkadaşlar. Buradaki gayrimenkullerle alakalı, taşınmaz mallarla alakalı bir anlaşma yapılmıştır. Sırbistan'da yapılan bu anlaşmanın ismi de İstanbul Anlaşması. İçeriği nedir? Arkadaşlar sınır komşuluğumuz kalmadı ve gayrimenkullerle alakalı bir anlaşma. Bulgaristan'la bir anlaşma yaptılar arkadaşlarım. Yine 1913 yılında yine ismi İstanbul Anlaşması. Yani Balkan Savaşları sonucunda Bulgaristan'la İstanbul Anlaşması, Sırbistan'la İstanbul Anlaşması ve Yunanistan'la da Atina Anlaşması imzalanmıştır diyoruz. Bulgaristan'la yaptığımız İstanbul Anlaşması'na baktığımız zaman da özelliği şu arkadaşlar, Edirne, Kırklareli, Dimetok'a Osmanlı'ya kalmıştır. Edirne, Kırklareli ve Dimetok'a Osmanlı'ya kalmıştır diyoruz. Bir not daha söyleyeyim arkadaşlarım. Bu Balkan devletleri kendi aralarında Bükreş Anlaşması'nı yaptılar. 1913 yılında Bükreş Anlaşması. Kim yaptı bunu? Sırbistan, Karadağ, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan. Bu beş tanesi kendi arasında Bükreş Barışı'nı yaptılar. Bizimle alakası var mı? Yoktur. Yani Bükreş Barışı'nda arkadaşlar Osmanlı'nın bir dahili söz konusu değildir. Osmanlı'nın imzası yoktur diyoruz. Toparlarsak, Birinci Balkan Savaşı sonucunda Londra Ön Barışı, İkinci Balkan Savaşı sonucunda iki tane İstanbul Anlaşması, biri Bulgaristan'la, biri Sırbistan'la imzalandı ve bir de Atina Anlaşması, o da Yunanistan'la imzalanmıştır. Balkan Savaşları'nın genel sonuçlarını konuşursak, Osmanlı Devleti Batı Trakya'yı kaybetti, Makedonya'yı kaybetti, Ege Adaları'nı kaybetti ve arkadaşlarım Arnavutluğu kaybetti. Yani Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki varlığı çok 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 büyük bir oranda ortadan kalkmış oldu. Bunun sonucunda ne olacaktır arkadaşlar, bakın hani sosyolojik olarak konuşursak, bunun sonucunda Osmanlı Devleti'nin gayrimüslim nüfusu azalmıştır. Osmanlı Devleti'nin gayrimüslim nüfusu azalmıştır. Yani toplam nüfus oranı içerisindeki sayısı azalmıştır. Onun dışında arkadaşlar Balkan göçleri yaşanmıştır. Yani Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya bölgesinden büyük dağlar halinde binlerce Türk arkadaşlarım Anadolu'ya gelmişlerdir. Bu bağlamda Osmanlı'nın Türk nüfusu artmıştır. Yani Balkan Savaşları sonucunda bizim Osmanlı Devleti'nin gayrimüslim nüfusu azaldı ama Türk nüfusu arttı diyoruz. Böyle bir sonuçta ortaya çıkarabiliriz. Şimdi arkadaşlarım ben notlarımızı açayım. Bakalım notlarımızda bizim unuttuğumuz bir şey var mı? Söylemeyi unuttuğumuz bir şey var mı? Ona bakalım. Bazen işte biliyorsunuz gözden kaçabiliyor, aklımızdan uçabiliyor bazı şeyler. Dolayısıyla zaman zaman notlara bakmak da önemlidir.
Evet, bizim meşhur KPSS özetimiz. Balkan Savaşları burada yer almış arkadaşlar. Bakalım. Diyor ki 78 yılından sonra Balkanlar'da Arnavutluk ve Makedonya elinizde kalmıştı. Yunanlılar, Bulgarlar, Sırplar ve Karadağlılar Makedonya'yı ele geçirmek amacıyla Osmanlı'ya saldırdılar. Rusya'nın desteği Reval görüşmesinde biliyorsunuz Rusya'nın desteğinden bahsettik. Ve bu Balkan devletleri kışkırttığını konuşmuştuk. Birinci Balkan Savaşı'nda 1912-13 yılı arkadaşlar Karadağ'ın saldırısıyla başlıyor. Osmanlı Devleti, Yunanistan, Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan'la savaşıyor. Bu savaşın sonucunda Midyeniz hattına kadar geri çekildik. Hangi anlaşma yaptık önce? 1913'te Londra Ön Barışı. Bu arkadaşlar Mayıs aylarında yapılan bir barıştır. Bu arada İkinci Balkan Savaşı da Haziran ayında çıkmıştır. Yani Birinci Balkan Savaşı'nın hemen sonrasında İkinci Balkan Savaşı çıkıyor. Ve Birinci Balkan Savaşı'nın sonlarında ne olmuştur? İttihat Terakki Bağbali'yi basmıştır diyoruz. Şimdi Londra Ön Barışı'na baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nin batı sınırı Midyeniz hattı oldu. İmoz ve Bozcaada hariç, yani Gökçeada ve Bozcaada hariç bütün adalar Avrupa, yani özür dilerim, Yunanistan'a verildi. Yunanistan'a verildi. Ve burada şunu da söylemiş arkadaşlar. Balkan Savaşları'nın yenilgi alınmasının temel sebepleri nelerdir? Bu da zaman zaman soru gelebiliyor. Şimdi ordu içerisinde çekişmeler yaşanıyor arkadaşlar. Bunu şöyle açıklayabilirim ben size. Birinci Balkan Savaşı öncesinde İttihat Terakki Fırkası ki biliyorsunuz iktidar partisidir. Yani devleti yöneten partidir. İttihat Terakki Partisi kendisine muhalif olan Hürriyet ve İtilafçı askerleri ters etmiştir. Yani Hürriyet ve İtilafçı subayları arkadaşlar emekliye sevk etmiş, ters etmiş. Efendim onları yani kendisine muhalif olan askerleri ortadan kaldırmıştır. Dolayısıyla ordunun büyük bir kısmının ters edilmesi tabi Osmanlı ordusunu güçsüzleştirmiştir. Onun dışında Hicaz bölgesinde Arap topraklarında arkadaşlar Vahabi isyanları var. Bu Vahabi isyanları aslında 200 yıldır vardır. Yani mesela Kavalalı Mehmed Paşa da bunlarla uğraşmıştı. Vahabi erkanları da yine Osmanlı'yı zayıf düşürmüştür diyoruz. Sonuçta Osmanlı Devleti arkadaşlar nüfus olarak yani nüfus değil de asker sayısı olarak bu 4 tane Balkan ülkesinin yarısı kadar asker toplayabilmiştir ve yenilmiştir diyeceğiz. Evet, Bağbali baskından bahsetmiştik. Ocak ayında arkadaşlarım 1913 tarihinde Birinci Balkan Savaşı'nın sonlarına doğru Birinci Balkan Savaşı'nın sonlarına doğru derken ben ne yaptım? Sayfayı karıştırdım. Evet. Çok az bekleteceğim arkadaşlar. Canlı yayın kazası diyelim bunlara biz de. Herkes yapıyor, biz de yapalım canlı yayın kazası. Bulduğum sayfayı. Kusura bakmayın arkadaşlarım birazcık beklettim. Evet sorusu olan arkadaşım mikrofonu açıp sorabilir tabii ki. Hocam merhabalar, geliyor mu sesim? Evet geliyorum söyle. Bu biz 12 adayı Uşi Adası, ay Uşi Antlaşması'nda İtalya'yı bırakmadık mı? Ne ara Yunanistan çöktü bunlara? Balkan Şimdi Savaşı evet da mı? teşekkür ederim. Şimdi bizim evet Uşi Antlaşması'nda Trablusgarp Savaşı'nda Rodos'un da içinde bulunduğu 12 adayı kaybettiğimizi söylemiştik. Bu adalar hala o dönemde yani 1912-13 yıllarında hala İtalya'nın elinde. Bizim Balkan Savaşı'nda kaybettiğimiz adalar şöyle göstereyim bakın buradaki Ege adalarıdır. Harita açıldı mı? Buradaki Ege adaları arkadaşlar. Şimdi Rodos'un içinde bulunduğu 12 ada bakın Rodos adası şurası arkadaşlarım. Rodos'un da içinde bulunduğu 12 ada Trablusgarp Savaşı'nda Uşi Antlaşması'yla kaybetmiştik. Şimdi diğer adaları arkadaşlarım Ege Denizi'ndeki adaları ne yaptık? Balkan Savaşları'nda kaybettik. Evet, şu an açıldı mı acaba? Haritamız geldi mi? Balkan Savaşı haritası. Evet arkadaşlar, tekrar söylüyorum.
Rodos'un içinde bulunduğu 12 ada Uş Anlaşması ile İtalya'ya geçici olarak verilmiştir. Biz daha sonra bunu geri alamayacağız, onu konuşacağız sonra biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı ve sonraki süreçte. Biz burada Balkan Savaşları'nda Ege adalarını kaybettik. Zaten bakın burada bir sürü ada var arkadaşlar. Ege Denizi'ne o dönemler Adalar Denizi ismi veriliyor. Adalar Denizi'ndeki adalar ne olmuştur? Balkan Savaşları'nda elden çıkmıştır. Hangisi hariç? İmroz ve Bozcaada hariç diyoruz. İmroz ve Bozcaada hariç diyoruz. Evet, anlaştık. Güzel. Şimdi vaktimiz ne kadar kalmış acaba? Kaç dakikamız var görüyor musun arkadaşlarım? 6 dakika. Evet, Bağbali baskını tekrar konuşalım arkadaşlarım. Bağbali baskınında... Hocam. Evet. Çok özür dilerim, bölüyorum ama ben de bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Bu Mustafa Kemal'in Edirne'yi Bolayır birliklerinde kurban kurmay başkandı ya. Evet. Bu durum önemli mi? Çünkü videolarda bahsediyorlardı, tabii. Size de sormak istedim. Tabii tabii önemli. Onu biraz sonra söyleyeceğim ben size. Hatta şimdi söyleyeyim madem yeri gelmiş. Mustafa Kemal 1. Balkan Savaşı'nın sonlarında gelmiştir bölgeye. Yani şöyle anlatayım. Mustafa Kemal Trabzonspor Savaşı'nda savaşıyordu. Balkan Savaşları başlayınca oradaki subayları da İstanbul çağırıyor. Yani hükümet çağırıyor. Hani bırakın Trablusgarp'ı, adamlar başkent alacaklar, hemen dönün burada savunmaya geçin diyor. Mustafa Kemal de hemen gelecektir. Fakat 1. Balkan Savaşı'nın son haftalarına gelmiştir. Artık yani 1. Balkan Savaşı sonları olduğu için Mustafa Kemal'in de yapacağı bir şey yoktur. Ama 2. Balkan Savaşı'nda Bolayır Kuvvetleri Harekat Müdürü olmuştur. Bolayır Kuvvetleri Harekat Müdürü, yani Kurmay Başkan değil, Bolayır Kuvvetleri Hareket Müdürü olmuştur. Ve Edirne'yi, Kırklareli'yi geri alan orada bulunmuştur. Özellikle burada şunu söyleyeyim arkadaşlar, güzel oldu bu soruyu sorman. Şimdi özellikle Mustafa Kemal'in Gelibolu bölgesinde, Bolayır bölgesinde 2. Balkan Savaşı'nda bulunması, kısa bir süre sonra başlayacak olan Çanakkale Cephesi'nde, Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal'in bölgeyi tanımasına sebep olmuştur. Bu açıdan çok 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 mühimdir. Yani Mustafa Kemal Balkan Savaşları'nda Gelibolu'ya geliyor, Bolayır bölgesine geliyor, burada Bulgarlarla mücadele ediyor. Ama daha önemli nokta şu, Mustafa Kemal Gelibolu'yu tanıyor. O bölgeyi tanıyor. Bakın savaşlarda arkadaşlar coğrafya çok önemlidir. Yani nerede tepe var, nereyi korumak lazım, nereden saldırmak lazım, nereden savunmak lazım. Bu anlamda Mustafa Kemal için büyük bir şanstır aslında bu bölgede yer alması. Çünkü Çanakkale'yi tanıması, Gelibolu'yu tanıması açısından oldukça etkili olmuştur. Mustafa Kemal, değerli arkadaşlarım, daha önce yaşadığı olaylardan mutlaka bir artı kazanmaya çalışan bir insan. Bakın Trablusgarp'ta ne yapıyor? Aşiretleri örgütlüyor, halkı örgütlüyor. Sıfır silahla, silahsız bir şekilde, yani sivil bir şekilde bölgeye giderek bir mücadele gerçekleştiriyor. Benzer mücadeleye buradaki tecrübesini Kurtuluş Savaşı'nda kullanıyor. Balkan Savaşı'na bakıyorsunuz, Gelibolu'da Mustafa Kemal Bolayır bölgesinde bulunmuş. Burada bölgeyi tanıyor. Çanakkale Cephesi'nde buradaki tecrübesini kullanıyor. Buradaki avantajını kullanıyor. O anlamda arkadaşlar tabii oldukça önemlidir diyoruz. Şimdi arkadaşlar mailimiz kapanmak üzere. Bu kapansın, bitsin. Biraz sonra dersimizde yine görüşürüz.